Gazeteci, Tele1.com.tr yazarı, aynı zamanda Tele1 yorumcusu Hüsnü Mali bize dün akşamdan bu yana İsrail'de, İsrail hava sahasında olan bitenleri değerlendirecek. Hüsnü Bey merhaba. Merhabalar. Hüsnü Bey, önce şuradan başlamak isterim. Haniye suikastından bu yana acaba İran İsrail'e ne cevap verecek? Bu vereceği cevap neden gelmiyor? İsrail, İran bunu neden erteliyor vesaire konuşuyor, tartışıyorduk. Cumhurbaşkanı dedi ki, Pezeşkiyan işte bize Batı dedi ki ateşkesin arefesindeyiz. Haniye'nin intikamını almayın, şimdi bir saldırı düzenlemeyin, ama sonra peşinden Nasrallah suikastı geldi. Ve İran dün akşam işte hepimizin canlı yayında izlediği üzere İsrail'e füzeleri gönderdi. Bu saldırıyla birlikte İran bir itibar tazelemiş oldu mu acaba Hüsnü Bey? Şimdi aslında daha önceki Nisan'da İran'ın Şam'daki elçiliğinde bulunan devrim muhafızları, komutanları öldürüldüğünde evet, herkes bu soruyu sordu. İran intikam alır mı? İran intikam alır mı? Diye. İran tabii bundan aşağı yukarı bir ay sonra, bu olaydan bir ay sonra, Mayıs başlarıydı, yaklaşık olarak 200 tane füze sırayla fırlattı. Evet. O zaman da şöyle bir tartışma başlatıldı. Ya bu füzeler, dandik füzeler zaten çok da düşürüldü. İşe de yaramadı. Dolayısıyla İran palavracı gibi bir şey, propaganda yürütüldü. Bu propagandayı yürütenler ne yazık ki Müslüman ülke medyası ve tabii ki yöneticileri bir anlamda. Çünkü İran Şii bir ülke, bölgede kalan diğer ülkeler Sünni ülkeler. Hı hı. Şimdi İran Şii bir ülke olarak İsrail'e savaşıyorsa, İsrail'le kavga ediyorsa, dolayısıyla bu bölgedeki Sünni ülkeler açısından tırnak içinde onur kırıcı, ayıp. Dolayısıyla biz İran'ı böyle bir avantaj sağlamayalım. Biz NASA yapmıyoruz, yani İsrail'e füze müze fırlatmıyoruz. İsrail'le işbirliği yapıyoruz, İsrail'i tanıyoruz, İsrail'le ticaret yapıyoruz. Kendi halklarımız önünde yani rezil oluyoruz. Tabii rezillik kavramı zaten kimse umurunda değil de. Dolayısıyla İran'ın böyle bir avantaj sağlamasına izin vermeyelim. İster Hamas'ı destekleyerek, ister Hizbullah'ı destekleyerek, ister kendisi direkt füze fırlatarak. Şimdi dolayısıyla bu dünkü olaya hani benzer bir konu çünkü. Hı hı. Yani hem 30 Temmuz'da Hamas lideri Tahran'da vuruldu İsrail tarafından. Sonra onun peşinde İran'ın en önemli müttefiği olan Lübnan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve birçok komutanı yine suikastlerle öldürüldü. Şimdi tabii İran doğal olarak bir şey yapması gerekiyordu. Sizin de söylediğiniz gibi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dedi. Ya biz dedi, Amerikalılar aracılar var tabii İsviçre özellikle. Amerikalılar bize dedi ki aman vurmayın, aman tırmandırmayın, aman işte şöyle yapın böyle yapın, biz işte şunu bunu yaparız gibilerinde. Fakat yani Pezeşkiyan ya da İran yönetimi anlaşılan yani emperyalist ülkelerin ne kadar yalancı, sözünü durmayacağını bilmesi gerekirdi. Belki de bundan dolayı Hamaslı şey affedersiniz Hizbullah lideri öldürüldü. Yani İran belki bir ay önce tepkisini gösterseydi Hamas liderinin öldürülmesinde, İsrail cesaret edip de Hizbullah liderini öldürmeyecekti belki. Tam da böyle söyleyen, İran'da tam da söylediğinizi söyleyen milletvekilleri oldu. Yani biz Haniye'ye vakti zamanında yanıt veremediğimiz için bugün Nasrallah öldürüldü diye İran yönetimi eleştirildi. %100 doğru. Yani ben üstüne olarak aynı görüşteyim. Çünkü yani İsrail yönetimi, başta Başbakan Netanyahu ve sistemi toptan, gaddar bir sistem. Şimdi gaddar, kalleş ve aklınıza gelen bütün tanımları kullanabilirsiniz. Bir yapıyla bu tür tırnak içinde diplomatik görüşmeler dolaylı da olsa, yani ya da sözler alınmaz.
Çünkü yani gaddar, tarihi boyunca gaddar bunlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir şeye girmesi, neden diyeceksiniz o zaman Pezeşkian bunu yaptı? Çünkü Pezeşkian yeni cumhurbaşkanı seçildi biliyorsunuz, 30 Temmuz'da göreve evet. başladı. Evet. Ve aynı gün zaten Hamas lideri öldürüldü. Batı'yla daha yumuşak, daha hani ılımlı, işte barışçıl politikalar peşindeydi. Zaten reformcuları temsilen seçildi. Fakat anlaşılan o da yani Batı'nın ne kadar gaddar olduğunu, tarih boyunca tabii gaddar olduğunu bilmiyor ama dersini aldı. Şimdi dünkü şeye gelelim, İran'ın füze meselesine gelelim. Önce şunu söyleyelim, yani İran fırlattığı füzeleri 200-300 civarında. Yine bu Sünni medya, Türkiye dahil, IŞİD kafasında, Nusra kafasında ve onların paraleldeki radikal İslamcı çevreler ya yine işte palavracı İran modundalar ne yazık ki. Çok ayıp ve çok ahlaksızca bir şey bu. Çünkü savundukları şey İsrail. Yani onu düşünemeyecek kadar gerizekalı bunlar. Şimdi dolayısıyla işin şey tarafı şu. Efendim zaten kimse ölmedi. Ya İran zaten sivil hedefleri vurmuyor. Evet. Yani kendisi de söyler. Yani ahlaksal olarak, inanç itibariyle biz sivil hedefleri vurmuyoruz. Biz askeri hedefleri vuruyoruz. Evet. Üç İsrail, askeri üssü hedef aldıklarını duyurdu İran. Evet. Yani İsrail kabul ediyor. Üç askeri evet. üssümüz feci bir şekilde hasar gördü. Hı-hı. Zaten İran bunu söylüyor. Ben askeri üsleri vuruyorum ben. Sivilleri vurmuyorum ki. Evet. Yani niye orada hani işte şunu istiyorlar anlaşılan. Ya işte 1000 tane İsrailli evet. gibi hani atıyorum. Şimdi dolayısıyla bu saçmalığı bir tarafa bırakıyorum. İkincisi ya dünkü füze saldırılarında ki %80-85'i hedefine vardı ve gereken zararı verdi İsrail. Şimdi ikincisi şu, yani füze kalktı, İran'dan yola çıktı. O füzeleri ilk gören buradaki bizim Türkiye'deki Kürecik üssü. Yani Kürecik üssündeki Amerikalılar hemen Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerine füzelerin çıktığını söylüyor. Zaten haber de öyle çıktı. Çok komik bu. İran saldırı başlattı. Füzeler yolda geliyor. Füzeler yolda geliyor ne demek? Yani sen füzeleri gördün. Tepemizde zaten uydular var ayrıca. Şimdi dolayısıyla böyle olunca Ürdün'deki, Irak'taki, Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki Amerikan ve Katar'daki Amerikan savaş, Amerikan askeri üsleri hepsi alarma geçti. Ve bu füzelerin önünü kesmeye çalıştılar. Ama ona rağmen kesemediler. Çünkü bu füzeler İranlara göre tabii teknik, askeri bir konu olduğu için bilmediğimiz bir konu. Tabii süpersonik, yani hızdan 3 kat 5 kat daha hızlı gittiği için ve farklı taktiksel hareket kabiliyetinin olduğu söyleniyor. Yani arkasına bir füze gelse bile onu atlatabilecek niteliklere ve kabiliyete Sesten de çok hızlı gittiği için bu demir kubbeden fırlatılan füzelerin onları yakalama, havada tutma imkanının olmadığı da söyleniyor. Evet, aynı dedin, doğru. Aynı, yani onun için dedim teknik şeylerine, askeri teknik kavramlara ve niteliklere girmenin bir anlamı yok. Ama sonuç itibariyle bu füzeler %85'i hedefine vardı. Ve ne yazık ki IŞİD, Nusra, Kaide, Taliban kafalı bazı çevreler, Türkiye'de de dahil, çok üzüldü. Yani İran füzeleri İsrail'i vurdu diye. Evet. Türkiye'de ama iktidar medyasında bir şey vardı. Mutlu bir hal vardı. Yani onları başka herhalde yerleri işaret ediyorsunuz. Yani hatta dün akşam izledim ben programları. İktidar medyasından bir isim, önemli bir isim. İşte konuklardan biri ya bu füzeler isabet etmedi, havada hepsi işte parçalandı. Düştü diye gördüklerimiz de füze değil, onların havada parçalanan kısmı falan, onları görüyoruz falan deyince çok sert tepki gösterdi. Yani bunu nereden biliyorsunuz, İsrail ağzıyla konuşuyorsunuz falan diye. Ama ironi şu, söylediğiniz gibi yani füzelerin oradan kalktığını, İran'dan kalktığını Kürecik radar üssü görüp Amerikalılara bildiriyor. Şimdi dün akşam bir de İran'ın bir evvelki saldırısı, yine böyle füzelerle yapılan saldırı,
Orada başka bir hava vardı Hüsnü Bey. Dün akşamki hava başkaydı. Biraz sanırım havanın başka olmasını körükleyen şu da oldu. Televizyonlar işte Tel Aviv'den, Kudüs'ten canlı görüntü vermeye başladılar ve havada bir takım işte şey füze hareketliliğini görüyorsunuz. Yani demir kubbeden füzeler kalkıyor, İsrail'in füzeleri kalkıyor, İran'ın füzeleri geliyor, vurulunca parçalanıyor, alev topları görüyorsunuz vesaire. Sanki insanlar gayri ihtiyari biçimde o füzelerden bir kısmının İşte Tel Aviv'e ya da Kudüs'e, İsrail topraklarına yani sivillerin yaşadığı alana düşeceğini zannettiler, beklediler. Fakat bu olmadı. Zaten İran sivil yerleşim birimlerini hedef almadığını da duyurdu. Bu bağlamda İsrail'in bu saldırısı öncekinden farklıydı. Yani daha etkili bir sonuç, daha böyle hedefe ulaşmış bir saldırı gibiydi. Bu sebeple İran'da da bir şey var. Yani bu peş peşe gelen suikastlarla zedelenen itibarımızı tazeledik, yeniden yükselttik gibi bir hava var herhalde. Yahut kendi başına bir veri değil. Yani İran, elbette değil. Yani İran tabii ki ciddi bir yara aldı. Hizbullah liderinin öldürülmesi, evet, ve tabii ki Hamas liderinin Tahran'da öldürülmesinden kaynaklanan. Çünkü bir daha söylüyorum, Sünni Arap ülkelerinin medyası bunun üzerine çok gitti. Yani İran'ı hırpalamak için. Yani işte Hizbullah, İran Hizbullah'ı sattı, kazık attı. İşte İran, İsrail, İran istihbaratını işte deldi, geçti. İşte İsrail şöyle yaptı, işte Hizbullah şöyle. Yani seviniyorlar. Hizbullah Nasrallah'ın öldürülmesini. Ve çok sevinen oldu ne yazık ki bu coğrafyada. Şimdi bu ayrı bir detay. Yani saatlerce bunu konuşabiliriz. Ama şu bir gerçek bir sefer. Yani İran eğer söylendiği gibi ise İran bundan sonra bölgede hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Çünkü İran'ın gücü ne? İki tane gücü var. Yani belki üç tane de var. Dört tane olabilir ama esas temel gücü Hizbullah. Yani Lübnan'daki Hizbullah. İşte Suriye İsrail sınırı olduğu için. İşte Yemen olduğu için. Ama Hizbullah İran açısından asla vazgeçilmez. Asla vazgeçilmesi bile düşünülemez. Bir stratejik faktördür. Şimdi neden? Hani yalnız Şii olmasından kaynaklanmıyor. Ya da işte Nasrallah gibi Hameneyn'in öğrencisi olmasından kaynaklanmıyor. Ya da Lübnan'daki Şiilerden kaynaklanmıyor. Lübnan, Hizbullah aldığı bütün darbelere rağmen son işte 15-20 günde Hizbullah, zaten İsrail bile bunu kabul ediyor. Böyle kolay kolay yani başlayabilecek bir faktör değil, bir güç değil. Yani düşünün, Hamas şimdi bir yıldır Gazze bombalanıyor. Tam bir yıl, işte 3-5 gün sonra bir yıl olacak. Ona rağmen koskoca İsrail, dünyanın bütün istihbaratı, bakın dünyanın bütün istihbaratı, dünyanın bütün uyduları, dünyanın bütün ajanları Gazze'de uydularla, yeraltı, yerüstü dinleme cihazlarıyla Hamas lideri Yahya Sinvar'a ulaşamıyorlar. Evet. Hamas hala ayakta. Hamas hala direniyor ve 2,5 milyon Filistin halkı yani Gazze'de ve tabii ki Batı Şeria'da Filistin halkı ayakta direniyor. Bu da önemli değil. Yani daha dün, daha dün Tel Aviv'de iki Filistinli genç 9 tane İsrailli öldürdü o otobüs durağında. Yani bunlar kolay şey değil. Yani bunlar uzun vadede baktığınızda çok ciddi konular. Yani İsrail şu anda Yahya Sinvar'ı bulabilse ve öldürebilse, tam da işte Nasrallah'ı öldürmüşken bunu çok istiyordur, can atıyordur. Ama dediğiniz gibi bulamıyor demek ki, öldüremediğine göre. Bir de dün akşamki bu saldırının sonuçlarından biri de şu olmadı mı? Hüsnü Bey, bu demir kubbe efsanesi var ya, aşılamaz, geçilemez, İsrail'e işte havadan hiçbir şey yapılamaz, bomba atılamaz falan diye. İran işte 500'e yakın olduğunu söyleniyor, 200'e yakın diyenler var, her neyse. O sesten hızlı giden, 2-3 kat giden füzelerle bunu aştığını söylüyor. Demek ki mesela İran bir daha eğer böyle bir saldırı gerçekleşirse, 1000 tane füze atsa, demek ki demir kubbenin savunma kapasitesi bir yerde tükenecek. Ya işte diyorum ya, hep bunlar algılar. Yani siz algıları olgulara dönüştürdüğünüz zaman propaganda hedefine varmış olur. Evet. Şimdi İsrail'in ve İsrail dostu ve müttefiği ve işbirlikçileri bu algıları hep pazarladılar bize. Yani İsrail yenilmez ordu.
1000 tane Hamas militanı 7 Ekim, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'i perişan etti. İsrail'e girdi. Bir sürü yüzlercesini öldürdü, yüzlercesini alıp götürdü. Ne oldu? Hani İsrail dünyanın en güçlü istihbaratı, en güçlü ordusu, dünyanın bütün uyduları, Amerikan ordusu, Amerikan üsleri, Amerikan savaş uçakları İsrail'i koruyordu. Yani koruyamadı. Şimdi dolayısıyla aynı şey sizin dediğiniz gibi demir pompa meselesinde de. Yani düşünün, İran'dan kalkan, yani en azından 3500 kilometreye yol kat eden füzeler ve işte ki kubbe biliyor, görüyor, geliyor, haberi var yani geliyor. Ona rağmen işe yaramadı. Evet. Şimdi düşünün 3500 kilometreden gelen bir füzeyle Lübnan'dan kalkabilecek, yarın bir gün Lübnan'da aynı şey olacak merak etmeyin. Lübnan'dan kalkacak yani Hizbullah'ın fırlatacağı füzeler. Evet. Kubbe hiç görmeyecek onları. Çünkü Lübnan, İsrail 0 kilometre. Yani bu sabah daha detaylar gelmedi ama %100 doğru olduğuna inanıyorum. İsrail ile Hizbullah ilk defa karşı karşıya göğüs göğüse çatıştılar. Yani 30 İsrail askerini öldürüldüğü yönünde bilgiler geliyor. İsrail'in geri çekilmek zorunda kaldığına ilişkin haberler de var. Teyide muhtaç evet, ama. Evet. Onun için ilerleyemiyor. Evet. Yani Güney Lübnan'a giremiyor. Bakmayasız bombalıyor. Ama şöyle olsaydı örneğin, tabii böyle bir şey olmayacak ne yazık ki. Yani 3-5 Arap ülkesi, Türkiye, İran, Mısır, Suudi Arabistan yani ortak bir tavır alsaydı dursan evlen filan deselerdi İsrail'e duracak. Ama kimse sesini çıkartmıyor, bombalıyor havadan. Evet. Ama karadan giremiyor, giremeyecekti. Yani giren sonunda illa çıkıyor. 1982'de girdi, Beyrut'a kadar girdi. Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar girdi. Ama 18 yıl sonra yani ağır laf kullanmayayım defolup gitti. Yani aynı şey olacak. Hiç kimse bundan şüphe etmesin. Ama bu mücadele böyle bir günlük, üç günlük, beş günlük küçük küçük gelişmelerle ne yazık ki yorumlanamaz. Ama bazıları kötü niyetli olduğu için farklı bakıyorlar. Peki. Şimdi Netanyahu dedi ki İran hayatının en büyük hatasını mı yaptı dedi. İran büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek dedi İsrail Başbakanı. İsrail elbette İran'a bir yanıt verecek. Bu yanıtın nasıl olmasını beklersiniz? Yine İsrail'de İran'ın yaptığı gibi füze mi gönderir İran topraklarına Hüsnü Bey? Yani füze de olabilir. En korkunç senaryo yazılıyor şu anda. Yani nükleer silah kullanabilir. Yani tabii önce dediğiniz gibi füze fırlatır. Çünkü bölgede yani Pakistan'dan tutturun da şeye kadar Türkiye'ye ve Körfez'in bütün bölge ülkelerinde yani Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman neyse hepsinde, Ürdün'de, Mısır'da, hep Sudan'da, hep Amerikan üsleri var. Somali'de. Şimdi Amerikan üslerinin hepsini kullanarak İran'a karşı ya uçaklarla ya da füzelerle kapsamlı bir saldırı başlatabilir. Şimdi bu büyük bir saldırı, tamam orada bir sorun yok. Nitekim yani Türkiye stratejik müttefiği olduğu için Türkiye'de diyor ya, yani İsrail bize saldıracak. Saldıracaksa yani Türkiye'ye saldıracak ya İsrail Katar'dan saldıracak. Çünkü Amerika'nın F-35 uçakları ve F-22 uçakları dünyanın en gelişmiş iki uçakları şu anda Katar'daki Amerikan üslerinde bekletiliyor. Yani yarın öbürsü gün büyük savaş olduğunda ve İsrail gerçekten Türkiye'ye zarar vermek istediğinde o zaman bu üslerden kalkacak. Yani bizim müttefiğimiz Katar'dan kalkacak. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Bu işe yaramazsa risk, en büyük risk, en o senaryosu, korkunç senaryosu nükleer bomba kullanacağı yönünde İsrail'in ve Netanyahu gibi bir ruh hastası manyağı bunu yapabileceğine ben kişisel olarak inanıyorum. Öyle mi? Bütün olarak inanmıyorum. Peki yani bugün şimdi İsrail'in çocukları katletmesini izleyen dünya Netanyahu bir delilik yapıp nükleer bomba kullandığı vakitte izlemeye devam mı edecek? Yani bunun İsrail açısından olumsuz sonuçları olmaz mı Hüsnü Bey? Hiç kimse umurunda değil. O zaman da mı umurunda olmaz? Maalesef. Yani şimdiye kadar olsaydı olurdu. 50 bin Filistinli çocuk ve kadın öldürüldü. Lübnan her gün bombalanıyor. Suriye her gün bombalanıyor. Yani eğer bırakın dünyayı. İnan arkadaşım bırakın dünyayı. Ya Arap ülkeler, Müslüman ülkeler, iktidarların ezici çoğunluğu Amerikan ve İsrail işbirlikçisi. Bu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Bu kadar işbirlikçisi, bu kadar ihanet içinde genetik olarak satılmış insanlar olduğu sürece, yalnız liderler bağlamında söylemiyorum, akademisyenleri, medyası, bakkalı, çakkalı, iş adamı, herkes İsrail'le şu ya da bu şekilde dolaylı dolaysız bilerek bilmeyerek işbirliği yaptığı sürece İsrail asla vazgeçmeyecek.
asla vazgeçmeyecektir. Özellikle ben Netanyahu gibi bir ruh hastasının, katil ruhlu bir tipin bundan vazgeçmeyecek. Çünkü Netanyahu 1978 olabilir. O zaman da Lübnan'a saldırmıştı. Yani Lübnan'a havaalanına saldırmışlardı. Özel bir birlik, komando birliği. Ve o komando birliğinin içinde Netanyahu, şu andaki başbakan olan Netanyahu da vardı. Böyle bir kindar bir tip bu adam. Ve o zaman uçakları bile, sivil uçakları hepsini havaya uçururdu. Bu Netanyahu, Beyrut havaalanında. Şimdi böyle bir adamdan yani nükleeri de, kimyasalı da, biyolojik silahı da her şeyi bekleriz diyorsunuz. Kullanacak kapasitede. Peki, İsrail ile İran'ın en nihayetinde sürecin devamında bir kara savaşına tutuşmaları gibi bir ihtimal görür müsünüz Hüsnü Bey? Kara, hani yan yana olsalar kara savaşına da tutuşabilirler. Nerede yani savaşacaklar diyorsunuz? Evet, yani Lübnan üzerinde. Yani Lübnan üzerinde. Şöyle bir senaryo yazılıyor, o da yazılıyor. Yani İran Lübnan'a, Suriye üzerinden, Irak üzerinden şu ya da bu şekilde 100 bin gönüllü gönderir Suriye'ye, Suriye'den Irak'a, Irak'tan Suriye'ye, oradan Lübnan'a ya da başka ülkelerden. Asker gönderemez mi? Ona gerek yok. Zaten asker de gönderebilir. Orada bir sorun yok. Ben hani şey anlamında söyledim. Yani eğer hani tırnak içinde iğrenç bir ayrım kullanıyoruz ama keşke kullanmasaydık. Yani Şiiler olarak ya Hasan ya Hüseyin ya Fatıma sloganı attığın zaman bunlar gelir. Çünkü sonuçta demin de söylüyorum, hep söylüyorum ve bunu da ne yazık ki hicap diyorum. Gerçekten utanıyorum bu kavramları kullanmamdan. Yani Müslüman ülke liderleri, yönetimleri ve medyası İran'a sırf Şii olduğu için karşı çıktığı sürece orada da bir gariplik var. Evet, yani o zaman tek tek İsrail ile İran karşı karşıya kalır. Evet, bunu Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Türkiye'de tarif ettiğiniz grupların attığı sevinç çığlıklarında da gördük. Yani Suriye'de Esad'ın yanında saf tutması, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmüş olması hilafına sevinç çığlıkları atmalarına mani olmadı. Ne yazık. Evet. Hüsnü Bey, Erdoğan dedi ki İsrail Lübnan'la işini bitirdikten sonra Türkiye'yi hedef alacak dedi. Sanki Erdoğan şöyle bir şey tarifliyor. Yarın işte İsrail zaten Lübnan topraklarına girdi. Orada bir hedefi var, bir amacı var. Ona ulaşması da çok uzak değilmiş gibi. Yani mevcut atmosfere bakarsanız eğer elbette direniş vesaire belirleyecek bunu da. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Yani havada bir savaş kokusu var ya o bakımdan. Sanki Erdoğan böyle yarın öbür gün olabilecek bir şeymiş gibi söylüyor bunu. Lübnan'da işini bitirdikten sonra hurra hadi sırada Türkiye var, sırada biz varız. Hedefi Türkiye diyor Erdoğan. Bunu böyle en nihayetinde Cumhur İttifakı'nın, rejimin ruhu bu ya. Bayrak inmez, ezan susmaz, bütün dış güçler birlik oldu bize diz çöktürmeye çalışıyorlar siyasetinin. Ve bu söylemle seçmen üzerinde bir etki yaratmanın yeni bir adımı olarak mı değerlendirirsiniz? Yoksa gerçekten de Erdoğan'ın tariflediği gibi bir risk var mı? Hayır, diyelim ki yani sondan başlayarak başa geleyim. Diyelim ki böyle bir risk var. Şimdi risk geldiği zaman mı siz önlem alırsınız yoksa riski görerek önleyici davranır mısınız? Evet. Mesele bu. Devlet olmak ikinciyi gerektirir. Peki ne yapıyor Türkiye? Yani bu riski bertaraf etmek için örneğin atıyorum. Yani Türkiye 5000 askerini Lübnan'a mı gönderdi? Ya da atlayıp Esad'la hemen yarın gidip de Şam'da gel Beşar arkadaşım işte İsrail'e karşı işbirliği yapalım mı dedi. Böyle bir şey mi oldu? Ya da Mısır'la vazgeçtik Esad'dan. Ha Mısır'la gel Sisi buradaydı zaten. Hadi bak beraber gidelim Gazze'ye işte moral olsun Gazze halkına mı dedik? Ya da resmi olarak İran'ın dünkü İsrail'e fırlattığı füzeleri Allah razı olsun İran sen çok iyi yapıyorsun mı dedik? Şimdi demedik. Hiçbir şey demedik ve hiçbir şey yapmadık. Gelelim riske. Olası riske. Şimdi ideolojik ve teolojik olarak Netanyahu ve İsrail'i yönetenler evet yani Türkiye hedeflerinde zaten kendileri de bunu söylüyor. Yani gizlemiyorlar. Neden? Çünkü Nil'den Fırat'a Büyük İsrail Devleti'nden söz edip duruyorlar. Yani dün evvelsi gün İsrail ordusu şeye saldırırken
Lübnan'a saldırırken orada haham onlara hutbe hadi öyle diyelim yaparken işte anlatıyor. Tevrat bize bunu dedi, Tevrat bize bunu dedi, Tevrat bize bunu dedi. Ne dedi peki? Onlara göre tabii konuşuyoruz. Nil'den Fırat'a kadar bizim burası. Tamam güzel. Nil'den Fırat ne demek? Mısır'ın yarısı. Mısır'ın yarısı. Sonra ne oluyor? Filistin, Ürdün, Suriye, Lübnan. Bunlar tamam. Mısır'ın yarısı ile birlikte başka ne kalıyor? Irak'ın yarısı, Suudi Arabistan'ın yarısı, Türkiye'nin yarısı. Harita bu. Ellerinde harita evet. Ve haritaya göre hatta göğüslerinde bile savaşa giderken o harita var. Şimdi dolayısıyla harita bu. Yapar mı yapmaz mı? Onu devletler bilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu var, siyasi kadroları var, istihbaratı var. İsrail'in neyin peşinde olduğunu bilir falan filan. Şimdi üçüncüsi ve daha enteresan tabii böyle bir şeyde Türkiye NATO ülkesi. Yani İsrail'le savaşacaksa NATO'dan çıkması gerekiyor. Dört. İlle de İsrail ya da İsrail NATO ülkesini hedef almış oluyor. Tersten. Tamam da o zaman işte NATO diyecek ki NATO karar alıyor. Zaten evet. Aldı. Yani dün evvel sügen İngiltere, Fransa, evet. Almanya hepsi bunlar NATO ülkeleri. Biz İsrail'den yana tavır. İsrail'den dediler. Yana dediler dün gece. O zaman ne olacak? Şimdi dördüncüsü ve daha önemlisi bence. Yani İsrail diyelim ki Türkiye ile ilgili bir planı var. Karanlık bir planı var. Bu plan illa askersel anlamda anlaşılmaması gerekir. Yani bir ülke bir ülkeyi ya da güçler, ülkeler Türkiye'yi çökertmek istiyorlarsa, işgal etmek istiyorlarsa yani Mustafa Kemal'in şeylerine baksınlar. Tarihte nasıl işgal edilir bir ülke, nasıl bertaraf edilir bir ülke, nasıl içten çökertilir ülke. Böyle olur yani ülke ille işgal edilmez. İçi boşaltılır, çürütülür, eğitimi çöker, dini anlayışları çöker, ekonomisi çöker, siyasi aklı çöker. Böyle olur. Terör eylemleriyle çökertilir, başka yöntemlerle çökertilir. Yani böyle. Şimdi Türkiye'nin yaşadığı son yıllara bakın. Hep bu yönde gelişiyoruz. Hep bu yönde gelişiyoruz. Böyle bakınca hani İsrail'in ne demek, İsrail'in ne yapabileceğini anlamış oluyor. Son örnek. F-16'ları, F-35'leri ABD Türkiye'ye vermiyor ki Türkiye üretici bir ülke, İsrail'e veriyor. Doğru. Daha bundan daha somut bir gerçek yok ki eğer hani gerçekten öyle bir plan varsa. Evet. Peki. Hüsnü Bey son sorum. Şimdi bu iki intifada sırasında işte sayısız intihar saldırısı oldu İsrail topraklarında. En son dün akşam bu İran füzeleri İsrail semalarındayken Yafa'da siz de işaret ettiniz az önce iki Filistinli 9-8 kişiyi öldürdü. Yaralılar da var. Bundan sonra acaba bu direniş ekseninde mücadele bu tarafa da kaydırılır mı? Yani intihar saldırıları ya da yeni bir intifada olma ihtimali var mı? Ne söylersiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu riski bildiği için İsrail geçen 7 Ekim'den yani Gazze'deki olaydan bu yana şimdi biz hep Gazze'yi konuşuyoruz. Hı hı. Batı Şeria'da en son rakamdan yanlış bir şey söylemiyorum ama 490 olması lazım. 490 Filistinli genç öldürüldü. Batı Şeria'da. 13 bin bir yılda İsrail Batı Şeria'da Filistinli'yi gözaltına aldı, tutukladı, hapse attı, işkence yaptı gençleri. Hı. Çünkü böyle bir potansiyeli görüyorlar. Yarın öbürsü gün işte bu en son iki gencin yaptığı gibi Batı Şeria'nın zaten hepsi işgal altında. Batı Şeria dediğimiz İsrail işgal altında. Evet. Yani İsrail askerine karşı, İsraillere karşı, Yahudilere karşı aklına gelen bütün kavramları kullanabilirsin. Buna benzer intihar eylemleri %100 olur. Çünkü ya işgalsin yani işgalin başka çaresi yok. Adam sana her gün gelip dövüyor, öldürüyor, evini basıyor, işte işkence yapıyor, ananı babanı alıp götürüyor. Yani bu bugün değil, 100 yıllık işgal altındasın. Ne yapabilirsin ki? Dolayısıyla tek bir şansın kalıyor. Bir canın var, o canım da diyor ben vatanım için, anam için, bacım için, kızım için, dedem için veririm diyor, feda olsun ve bundan sonra bunların çok daha fazla yaygınlaşacağını, hele hele son bir cümle. Şimdi düşünün Gazze'de 45 bin, yani resmi rakam 45 bin, bence daha fazla. 45 bin insan öldürüldü. 150 bin civarında bazıları sakat oldu, bazıları yaralandı, şu oldu, bu oldu. Yani 10 yıl sonra babası ölen, anası ölen, dedesi ölen bu çocuklar ne olabilir?
Ne olabilir Allah aşkına? Yani ne olabilir? Evet. Tabii ki yani gidip bu eylemleri yapacaklar ve bunun sonu yok. Evet. İsrail'i barışa zorlamadıkları sürece son İsrail asla ve asla ve asla barış yapmayacak. Peki. Hüsnü Mahalli, çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, devam edelim. Dün İran'ın İsrail'e hava saldırısı, füze saldırısı başlayınca pek çok ülke